21 Haziran Pazar günü Eskişehir il ve ilçelerinde etkili olan dolu yağışı üreticiyi oldukça mağdur etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu yağışındaki yaralarını sarmaya çalışan üretici ikinci bir dolu şoku yaşadı. Üreticiler yaşadıkları hasarla ilgili dilekçelerini ziraat odalarına teslim etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, 2020 yılı sezonu afetlerle geldi. 15 Mayıs'tan bugüne üreticimiz çok mağdur dedi. %100 hasarlar var diyen Buluşan, bir an evvel bir çözüm bulunmalı diyerek ilgililere seslendi. Zararda çok aşırı şiddetli yağış, 1 saat süren, arkasından da 20-25 dakika gelen dolu ve arkasından sağanak yağış 5-6 saat devam etti. Yağış dahi şu anda yetişkin olan mahsule zarar verdi. Dolu adeta biçti geçti. Bu nedenle %100 hasarlar var. Çoğu tarlamızda, çoğu ekin tarlasında, sebze tarlasında, domates tarlasında hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Bu nedenle bir an evvel bir çözüm bulunmalı. Ki kaldı ki bizim tarım politikamızda tarım sigorta sistemini daha köklü değiştirmemiz gerekmekte. Çünkü artık bu tür afetler her yıl geçtikçe çoğalmakta, üretici mağdur olmakta ve önümüzdeki günlerde bunun halka yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kayıp var şu anda. Bölgesel olarak var, il olarak var, ilçeler olarak var. Bu nedenle tarımı daha kalıcı yapabilmemiz için bu şekildeki afetlere destek mahiyetinde değil, bir arpa tanesinin, buğday tanesinin yere düştüğü gibi düşen üreticimizin elinden tutup kaldırıp yoluna devam etmesi gerekir. Kanal 26 üreticiyi de tarlalarında ziyaret etti, mağduriyetlerini ve taleplerini dinledi. Dolu yağışından dolayı çok büyük zararlar yaşandı. İşçilerimiz burada hasat üzerindeyken marul kesimi esnasında buradan kendilerini zor kaçırdılar. Biz çiftçiler olarak sahada tarımla uğraşan yöneticilerimizin sadece kendilerini hissettirmelerini istiyoruz. Sahaya inip ayaklarının çamur görmesini istiyoruz. Hani çiftçilerin bu zarar yaşandı, geri dönüşü yok. Fakat en azından çiftçilerin yanında olduklarını hissettirmelerini istiyoruz. Burada ne kadar dönüm attınız? Biz burada 250 dönüm yeşillik üretimi yapıyoruz. Fakat pazar günü yaşanan dolu felaketinde Eskişehir bölgesi olarak 100 bin dönüm arazi üzerinde bir zarardan bahsediliyor. Tabii bunun hasar tespitleri mutlaka yapılacaktır. Buradan peki yetkililere ne gibi çağrı bulmak istersiniz? Biz sadece çiftçiler olarak devletimizden isteğimiz Tarım Bakanlığı, Ziraat Odaları sadece çiftçilere uzaktan bakarak, ÇKS vererek yardımcı olmasınlar. Sahaya gelip ayakları çamur yüzü görsün. Çiftçilikle uğraşan insanların tarımın yönetenleri olmasını istiyoruz. Çünkü bizim sorunlarımızı tarımla uğraşmayan insanlar bilemiyor. Her sene bu olaylar başımıza geliyor. Doğal afet olduğu için yani Allah'tan gelene kabulleniyoruz. İşte dediğim gibi biz maddi yönden değil de arkamıza destek olsun devletimiz yeter. Başka bir şey istediğimiz yok. Hani halimizi görüyorsunuz işte. Her sene başımıza gelen olaylar bunlar. Maliyetlerimiz çok yüksek. Mazot, elektrik olsun, tohum olsun. Aşırı yüksek olduğu için bize de maliyetli oluyor. Satışta maliyetli olduğu için bir gaybımız oldu mu bir daha geri dönemiyoruz yani. Şeyimizde yaz sezonumuz kısa sürdüğü için bir terakki edemiyoruz yani. Devletimize desteğimiz bu olmasını istiyoruz. Peki